Herkese merhaba. Ölüm Adası'na hepiniz hoş geldiniz. Bu ada diğerlerinden çok farklı. Bu seri diğer serilerimizden gerçekten çok farklı. Burada bir yarışma dönecek. Bunu anlıyorsunuz zaten. Yarışmayı kaybedenler hayatını da kaybetmiş olacak. Şimdi teker teker yarışmacılarımıza bakıyoruz. Aralarında hepimizin tanıdığı yüzler olduğunu görüyorsunuz zaten. Sadece bir kişiyi tanımıyorsunuz ama onunla da tanışacaksınız. Karşınızda Sims'in biricik Barbie'si Summer Holiday. Eminim ki hepinizin erkek isimlerinizin en azından bir kere karısı olmuştur kendileri. Onu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Bakalım güzel olduğu kadar yetenekli mi ve bu adada hayatta kalabilecek mi? Adanın bu köşesinde ise Bob Pancakes'i görüyoruz. Karısı Eliza'dan o kadar sıkılmış, o kadar bıkmış ki kendini vurmuş ıssız adaya. Ya büyük ödül alacak ya da hayatını kaybedecek. Bob hayattan çok sıkılmış ve hayatına heyecan katmak için tabii ki beni aradı. Ben de dedim ki tabii ki Bob ayıp ediyorsun, gel adamızda seni ağırlayalım. Sonraki yarışmacımız ise Bella Goth. Mortimer'ın ilgisizliğinden, işkolikliğinden o kadar sıkılmış ki kendini adamıza attı. Tabii ki Bella'nın adaya gelmesindeki tek sebep bence Mortimer'ın ilgisizliği veya hayatında bir şeyler yapmak istemesi değil. Çünkü adada Don Lothario ve aynı zamanda Nina Caliente de var. Don kendini kanıtlamak, kendini insanlara göstermek amacıyla yarışmamıza katıldı. Don gelmiş adaya, Bella gelmiş. Zaten bu ilgiyi üstüne toplamak isteyen Nina Caliente durur mu? Don'un peşinden o da hemen yarışmamızı aradı ve yarışmaya katılmak istediğini söyledi. Peki bakalım burada hayatta kalabilecek mi? Erkekleri elde edebilme gücü gibi bir gücü var mı? Gerçekten hayatta kalmayı hak ediyor mu? Göreceğiz. Bu köşede ise hepimizin bildiği, kalplerimizi en az bir kere fethetmiş Akira'yı görüyoruz. Akira da bildiğiniz gibi o kadar popüler, o kadar yakışıklı, o kadar hayranı olan bir karakter ki ona biz para verdik gelsin yarışmamıza katılsın diye. O da bizimle birlikte bu yarışmada olacak. Bakalım hayatının değeri ne kadar? Bizden aldığın 1 milyon simoleonu gerçekten hakkını vererek yarışacak mısın? Çok merak ediyorum Akiracığım. Ve son yarışmacımız. Adaya girdiği ilk andan beri Nina'ya gıcık oldu. Kendisi kim mi? Lilith. Evet, ben de bu yarışmaya katılıyorum. Ben de yarışacağım. Umarım ölmem. Umarım büyük ödülü ben kazanırım. Umarım kendime torpil geçmek gibi içgüdülerle savaşmam. Ama gerçekten çok dişli rakiplerim var. Yani herkesin sevdiği, herkesin aşık olduğu karakterler var. Ve ben burada halkı temsilen bulunuyorum. İşte halk benimle. Hepiniz göreceksiniz. Ödülü de ben alacağım. Adadan da ben başarıyla ayrılacağım. Evet, kamp alanında 3 tane çadırımız var. Bu demek ki gece olduğunda önce çadıra gitmek önemli. Kim böyle metrobüs kuyruklarında yeni skiller edindiyse kendine, burada onu göreceğiz. 2 tane burada duş yerimiz var. Burada ateş yakmak istersek diye küçük bir bonfire'ımız var. Yarışmacılar burada güneşlenmek ister diye havlularımızı koydum. Güneşlensinler, yansınlar ama yanıklar yarışmalara engel olabilir, bilemiyoruz. Burada da yemek yiyebileceğimiz, içecekler içebileceğimiz bir alan var. Hep barbekü, hep ızgara yapacağız. Ben Türk kültüründen geldiğim için mangal konusunda çok hakimim. Bu benim için bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve burada da eğer çok sıkılırsak oyun oynayabileceğimiz bir alan mevcut. Buradaki eve geçecek olursak da bu ev ödül evi tabii ki. Her yarışmanın bir kaybedeni olacağı gibi her yarışmanın bir kazananı da olacak. Bu yüzden de böyle bir ödül evimiz var. Hemen kamp alanının yanında camlardan nispet yapabilecek, laf atabilecek kazanan sim. Şöyle ön tarafı da denize bakıyor. Yataktan direkt deniz manzarasını görerek uyanacak. Ve sadece yataktan deniz manzarasını görmeyecek. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Kazanan simimizin altın bir tuvaleti var ve tuvaletini bildiğiniz denizi seyrederek yapabilecek. Aynı zamanda ormanı seyrederek veya denize bakarak artık nereye bakmak istiyorsa burada güzel duşunu da alacak. Burada yatacak. Aşağı kata gittiğimizde şöyle bir çalışma masası var. Böyle güzel yemekler yiyebileceği bir mutfağı var. Ve tabii ki gerçek hayatla iletişim kurabileceği, eğlenebileceği, filmler izleyebileceği bir televizyonu var ve kocaman ve curved ekran. Mükemmel yani. Ve ben böyle küçük hediyeler de koyacağım. İşte laptoptur, dondurma makinesidir. Böyle her kazanana artı bir hediye ilave edeceğim bu eve. Evet. Yarışmamız an itibariyle başladı. Bugünün sonunda bu kişilerden birinin öleceğini bilmek gerçekten inanılmaz zor benim için de. Ama onlar bunu bilerek bu yarışmaya katıldı. Gerçi Lilith bana güvenmiş olabilir ama hiç sorun değil. Asla onu kayırmayacağıma emin olabilirsiniz. olabilir misiniz? Ben ne kadar uyuzum. Nina yine ninalık yapıp erkeklere sırayla yazıyor. Bob etrafı inceliyor. Sadece herkes böyle birazcık tanışmaya başladı. Bella Goth Akira ile sohbet ediyor. Ha, bence çok tatlı bir çift olurmuşsunuz. Herkes birbiriyle kaynaşıyor ama ben açıkçası çok duygusal bağ kurmalarını istemiyorum. Saat 1'e gelirken biz bence yarışma alanına gidelim. Çünkü günün sonunda biri ölecek ve gerçekten mutsuz olacağız. O yüzden hemen yarışma alanına gidiyoruz. Güçlü olan, kendine güvenen kazansın istiyorum ben. O yüzden ben yarışmacılarımızı yarışma alanına götürüyorum. Herkes yarışmaya başlamaya hazır. O yüzden ben yarışları başlatıyorum. 3, 2, 1, başla. Herkes hırslı bir şekilde yarışıyor şu anda. Summer Holiday'den başlayalım izlemeye. Bakalım. Kendisi çok öfkeli. Sineklere vurur gibi vuruyor cihaza. Don Lothario bayağı iyi bu konuda. Bob Pancakes yılların göbeğini eritebilecek mi? Yoksa hepimizi şaşırtacak mı? Nina desen... Allah'ım yarabbim, vuruşa bak. Akira da çok çelimsiz gözüküyor ama göreceğiz. Ben, Allah'ım inanılmaz. Nina'dan hiçbir farkım yok. Neyse, bakalım önce kim bitirecek? Evet, yarışmacıları izliyoruz. Hadi bitirin kızlar. Hadi bitirin beyler. Oo, Bella Goth bitirdi. Ondan sonra Bob Pancakes, Akira. Şimdi koşmaya başladılar. Hadi Büşra, hadi Lilith, yapabilirsin. Kolay yoldan sona gidemezsin. O yüzden Nina'yı hemen geriye alıyoruz. Koşmaya başlayacak. Üzgünüm Nina, yani beğenmediysen. Ama şu an oraya tırmanamazsın. O yüzden Nina'yı hemen geriye alıyoruz. Koşmaya başlayacak. Üzgünüm Nina, yani beğenmediysen. Ama şu an oraya tırmanamazsın. Evet, herkes koşmayı bitiriyor yavaş yavaş. Herkes neden kısa yoldan gitmeye çalışıyor? Bir saniye bekleyin. Herkes işini yapsın. Söylediğimi yapın. Evet, Summer gerçekten söz dinleyen birisi olduğu için çoktan kol çalışmaya başladı bile. Don kendini boşu boşuna yoruyor. Oradan inmen gerek Don. Don oradan inmen gerek. Bob senin de inmen gerek. Allah'ım yarabbim, vazgeçin. Allah'ım, Mortimer geldi. Kıskanç koca. İlgilenseydin karınla buraya gelmeden önce. Akiracığım, sen de bitirdikten sonra buraya gelebilirsin. Ben ne yapıyorum? Mortimer, beni oyalamaya çalışıyorsun karın kazansın diye. Git buradan. Bakın, vazgeçecek gibi miyim? Vazgeçecek gibi miyim? Sen bugün ölemezsin Lilith. Çalış. Çalış, hadi yapabilirsin kızım. Go girl. Sen bugün gidici gibisin. Ya da yeni mi alışıyorsun? Akira kol çalışmayı bitirdi arkadaşlar. Akira kol çalışmayı bitirdi. Mortimer karısını korumak için herkesle muhabbet ediyor. Ama şu an Akira, Bob ve ben tırmanma tahtasına geçtik bile. Diğerlerinin de gelmesini bekliyorum. Summer, neden orada oturuyorsun? Ha, Summer hala kol çalışmaya devam ediyor. Don da devam ediyor. Bella da devam ediyor. Nina hala koşuyor. Nina, bu kadar yavaş olmak zorunda mısın? Neden zaten sonunculuğa oynayan birine gidip kötülük yapıyorsun Mortimer? Sen çok kötü bir adamsın. Ama zaten Nina sonuncuydu. Yapabilecek hiçbir şey yok. Evet Summer, çok iyi başlamıştın. Hadi benim güzel Barbie'm, yapabilirsin. Seni de sporcu dedik, aramıza aldık. Sen şu an burada 10 kiloluk dumbbellları kaldıramıyorsun. Yazıklar olsun Don. Anca havacıva işte kızlara. Evet, Bob'a bakalım. Bob, sen ne yapıyorsun? Bob bayağı zorlanıyor. Tabii o popişi kaldırmak zor. Akira'yı aramayı bırakın. Dikkatini dağıtmak için adama neler yapıyorsunuz? Ben çok iyiyim, bayağı iyiyim. Yemin ediyorum Mortimer, kendi karının kuyusunu kazıyorsun. Zaten onu, uzaylıları da senin kaçırttığını düşünüyordum ben. Hadi bakayım Bella, yapabilirsin. Arkada insan var daha. Evet, Summer da bitirmiş. Summer da hemen tırmanmaya başlasın. Don ve Nina kaldı. Birbirlerine bakış atarak herhalde birbirlerini engelliyorlar. Bella da tırmanmaya başlamış. Sanırım Bob Pancakes bitirdi mi? Bitirmiş. Evet, Bob birinci oldu. Bob birinci oldu. Gerçekten lafımı yedim. Teşekkürler Bob. Sen eve gidebilirsin. Sen eve gidebilirsin. Kendini mutlu edebilirsin orada. Akira da bitirdi. Evet, kendini eğlenmeden kurtardı. Çok sevgili ben. Seni tebrik ediyorum. Şu an kokuşmuş bir halde, çok acılar çektiğine eminim. Zaten başaracağıma çok emindim. Biliyordum bunu. Aferin ben. Aferin bana. Bella Goth. Bella Goth da işinin ustası. Summer Holiday, sen bayağı kirlenmişsin. O yüzden bırakır mısın hiç bilmiyorum. Sevgili Nina sonunda kol çalışmaya geçti. Bayağı kirlenmiş, bayağı rezillik içinde. Kollarını kımıldatamıyor. Acısını hissedebiliyorum. Don ve Summer şu anda tırmanma tahtasındalar. Sanırım Nina da evet tırmanma tahtasına geçti. Nina da tırmanma tahtasını ayarlıyor. Bakalım bu üçlüden kim sona kalacak? Gerçekten Don ve Nina arasında çok bir fark yok başlangıçları arasında. Merak ediyorum. İkisinden biri gidecek. Ben aralarında romantik bir ilişki falan görürüz belki diye düşünüyordum. Ama işte ada yaşamı öyle değil. Ada yaşamı zor. Ada kolay bir şey değil. Nina sanırım vazgeçecek. Nina vazgeç mi? Hayır. Nina vazgeçti. Nina devam etmen gerek. Summer sen de mi vazgeçtin? Hayır, Summer devam ediyor. Arkadaşlar Nina vazgeçti. Çok yorulduğunu söylüyor. Nina yapman lazım. Bitirmen lazım. Sadece yorulduğun için vazgeçemezsin. Herkes aynı koşulda. Evet şu an Summer ve Don'u izliyoruz. Bitirebilecekler mi? Ne yapacaklar? Görmek istiyorum açıkçası. Hayır Summer vazgeçemezsin. Çok az kaldı Summer. Summer vazgeçemezsin. Don bitirmek üzere. Devam edin arkadaşlar. Bitireceğinize eminim. Don. Evet. Don yarışmayı tamamladı. Sayabiliriz. Hayır, chat yapmayacaksın. Aynı şekilde Summer da sanırım bitirdi. Evet. Summer bitirdi. Eğer Don pes edersen kaybedeceksin. Tamamdır. Summer da bitirdi. Summer'dan sonra Don da yarışmayı tamamladı ve bugün yarışmayı tamamlamayan, hala Bella'ya laf yetiştiren bir kişi var. O yüzden bu haftanın kazananı Bob Pancakes'ti. Aa, ben neden Mortimer'la kumdan kaleler yapıyorum ve coal plant koyuyorum? Bu bir spoiler mı? Evet, zengin olduğun için adaya gelebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. O yüzden git buradan Mortimer. Evet, ben bugün Bob'un göbeğine laf etmiştim. Gördüğünüz gibi Bob yılların deneyimiyle her şeyi halletti, kazandı, Nina'yı eledi, her şeyi yaptı. Şimdi bu altın tuvalette kakasını yapabilecek. Bakın manzarasına. Hanginiz bu manzarada tuvaletini yapabildi? Size soruyorum. Hanginiz? Mükemmel bir manzara. Ve onu bekleyen kuş tüyü yatağa bakıyor. Harika. Bu ödülü hak ettin Bob. Sen bu ödülü hak ettin. Bob mükemmel tuvaletinde vakit geçirdikten sonra kendine bir içecek hazırladı ve buraya bıraktı. Mükemmel, çünkü israf neden yapmasın. Bob sanırım hava atmak için buraya geldi. Çadırlarda yatmaya geliyordu ama yatağında yatmak zorunda. Ve ben size birini göstereceğim. Sevgili Nina Caliente. Herkesin hayatını kararttın. Sevgili Bella Goth'u uzaya kaçırttın. İnsanların duygularıyla oynadın ve buna rağmen tehlikeli adaya geldin. Bu tehlikeli adada neye güvenip de geldin hiçbir fikrim yok. Fakat yarışları kaybettin. Şu anda da çok umurunda olduğumu zannetmiyorum. Yaşamımın son dakikaları diye post atıyor gibi gözüküyorsun. Ama artık bu kadar yeterli. O yüzden... Evet. Bella açlıktan ölüyor şu an gördüğünüz gibi. Hayatlarla oynadın. İnsanları birbirine kırdırdın. Ve şu an Azrail senin için geldi. Bu oda arkadaşlar çok tehlikeli bir ada. Kapıda sanırım bekliyorlar. Ama bu sizi hiç ilgilendirmez. Buraya ne olacağını bilerek geldiniz. Bu adanın şakası yok. Evet Lilith, senin için bile yok. O yüzden yarışmalarda düzgün yarış, tamam mı? Git Akira'yla falan sohbet et mesela. Git tuvaletini yap. Neden hala burada dolaşıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Evet, senin için kimse yalvarmayacak. Bunun sebebi benim kapıları kapamam değil. Senin kimseye iyilik yapmamış olman Nina. Bunu biliyorsun. Ve adada beceriksizce yarıştım. Bunu da biliyorsun. O yüzden hoşça kal Nina. Ve Nina bu adanın ilk kurbanı olarak tarihe geçti. Bunlar da her şeyden habersiz bir şekilde burada takılıyorlar. Kendilerine yemekler yapmışlar. Okey, gayet güzel. Güzel. Takılın siz burada. An itibariyle Nina adadan elendi ve ben de bir rakibi daha elemenin haklı gururuyla oyun oynamaya başladım. Summer Holiday tuvalete gidiyor. Tuvalet olarak sadece çimlerimiz var. Oraya yapacak artık, yaprakla falan da siler. Bob ne yapıyor? Bob televizyonu... Oha Bob. O nasıl bir sahneydi? Annem babam odaya girince bilgisayarım. Summer Don'la konuşuyor. Don biraz mutsuz gözüküyor çünkü Nina'nın elendiğini biliyor. Onların arasında bir şeyler vardı çünkü bir dönem. Bella Goth'u merak ediyorum. Bella mutlulukla duş alıyor. O yüzden Bella'ya bir şarkı söyletelim. Ama söylemiyor. Yarışmacılarımız Nina'nın ölümünü hiç umursamazken ve sohbet ederken biz de burada bu bölümün sonuna gelebiliriz. Umarım bu bölümü ve bu seriyi beğenmişsinizdir. Bence çok eğlenceli bir seri olacak. Daha çok yarışmalar üzerine odaklandığımız bir seri yapacağım. Ve kaybeden biliyorsunuz ki adaya veda edecek. Başka şekillerde. Bob yatağında huzurla uyurken biz de bu arkadaşlara veda ediyoruz. İzleyen herkese ve bana katılıp destek olan üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de destek olmak isterseniz katıl butonundan katılabilirsiniz. Eğer olamıyorsanız abone olmanız, izlemeniz, like atmanız benim için çok çok yeterli. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka tehlikeli ada bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.